Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Menemen Spor Teknik Direktörü Cenk Dalici ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Nasılsınız? Teşekkürler hocam. Bu sefer inşallah bir aksaklık olmadan bu yayını bitireceğiz hocam. Önceki İnşallah, aksaklık inşallah. oldu. Hocam Menemen Spor'la başlayalım. Lige küme düşme parolasıyla yani diğer otoritelerin, basının hatta buna biz de dahil ediyorum, kendimiz de dahil ediyorum. Kurulan kadroya göre küme düşmenin en büyük adaylarından biriydi Menemen Spor. Ama şu an için yani ligin 13. haftası 13 maç oynadınız. Şu an orta sıralarda ve beklentilerin çok çok üstüne çıktınız. Deplasmanla özellikle Samsun maçından beraberlikle alarak siyahi oyuncularınız demeyeyim artık oraya hatta Afrika kökenli oyuncularınızın çok büyük potansiyeliyle beraber çok da iyi yerlere iş yapıyorsunuz. Neler söylersiniz? Şimdi tabii ki geçen sene de dediğiniz gibi aynı şekilde başladık. Herkesin gözünde işte Menemen Spor küme düşmenin ilk adaylarından biri. Biz öyle olmayacağına inanıyorduk ki çok iyi şeyler başardık, çok güzel şeyler yaptık. Yani birinci devre ilk seninle röportaj yaptığımızda biz ligi ikinci bitirmiştik devre arasında. Tabii ki ondan sonra bu seneye gelelim. Geçen seneki takımımızdan 8-9 tane oyuncu transfer yaptı. 2 tanesi Süper Lig'e gitti. Diğerleri bu birincilikte hepsi transfer oldular. Yani 8-10 oyuncumu kaybettim. Bununla beraber bu sene özellikle daha genç, daha böyle tecrübesiz, daha toy bir takım kurduk. Tabii yeteneğine inandığımız genç oyuncular, işte takımımızın yaş ortalaması gerçekten Türkiye'nin en genç takımlarından biri. Yani Türkiye'nin yaş ortalaması olarak en geç ilk 3'e girer büyük ihtimal. 21 hocam hemen son maçtaki ortalamanızı söyleyeyim. Son maçtaki ortalamanız 24.5. Ha, son maçta 24.5, evet, bazı birkaç oyuncu var böyle yükselten. Yani dediğim gibi mesela ilk şey maçında, 3. maçımızda bizim yaş ortalamamız sanırım 22 idi. Bu değişkenlik gösteriyor. Tabii ki şeylerle alakalı, performanslarla alakalı da küçük çıkıyor, büyük giriyor ama tabii ki oynadığınız rakiplerden birinin ortalaması 30.2 hocam. Hatta tabii, 4-5 tanesinin o civarda. Aynen. Giresun, Bandırma, Altay, evet. Bunların hepsinin yaş ortalamaları yüksek. Çok şükür ki biz bunları iyi bir karma yaparak, çalışarak, gençlerimizin en iyi şekilde yararlanarak biliyorsun. Sol bek Batu 2001 doğumlu. Stoperimiz Ömer geçen sene Bal Ligi'nde oynarken şimdi birincilikte oynuyor. Furkan altyapımızdaki iyi çıkan yeteneklerden biri. Orta sahamızda işte Alassan 2000'li zaten hücum bölgesi Afrika kökenli kardeşlerimizden, onların da yaş ortalamaları 23. Yani bu durum tabii ilk başta bir zorluk gösteriyor. Neden? Gençlerden kurulu ve bazı 4-5 oyuncun, ilk 11'de oynayan 4-5 oyuncum hepsi daha yeni yurt dışından geldi, alışma süreci falan derken biz 4-5 hafta bunun böyle gideceğini biliyorduk. Tabii sonradan toparlayacağımızı da biliyorduk. Giresun deplasmanı 1 puan, sonra işte içeride Bursa Spor galibiyetiyle başladık. Bursa Spor galibiyeti, Ankara Spor galibiyeti, işte deplasmanda Bolu beraberliği, Bandırma beraberliği, işte Samsun Spor deplasman beraberliği ve bununla beraber iyi oyunlar, Altay'a kaybettiğimiz hocam sonuçta iyi futbol oynadığımızı herkes gördü. Boş kaleleri kaçırdık falan. Ya bu bizi her zaman mutlu etti. Tabii ki bunu da en çok ne için istiyorduk? Geçen sene yaptığımız başarının bazı spor adamları tesadüf olduğunu da söylüyordu. Bunun tesadüf olmadığını gösterdiğimiz için kendi adımıza, ekibim adına da çok mutluyum. Yani şöyle bir şey, üzülerek tabii ki söylüyorum bunu. Bizim hocam ilk geldiğimiz veya berabere kaldığımız güçlü takımların teknik ekiplerinden bazen işte tabii benim özellikle takımımın özelliği mücadeleci gücü yüksek, çok koşan bir takım. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra iyi oyun sergilemeye de çalışıyoruz ama tabii ki bunu tabii üzülerek söylüyorum. Bazı teknik hocalar, teknik direktörler işte Menemen Spor tesadüfen bazı maçları kazanır diye söylüyorlar. Neden? Tabii ki canları yanıyor. Koşmakla, mücadele etmekle
bir kere maç kazanırız falan diyorlar ama ben buna inanmıyorum. Çünkü biz bunu devamlı üst üste yapıyoruz. İşte 4 maçlık bir mağlup olmama serim vardı. Serimiz vardı. Bunu işte İstanbulspor'un son dakikada 90+5'te yediğimiz golle kaybettik. Bu da çok üzücü oldu ama oyun anlamında her gün, her hafta daha iyi geliştiğimiz için bundan da çok mutluyuz yani. Peki hocam, bugün bizim özel haberle de duyurduğumuz Furkan Bayır, Galatasaray'ın Furkan Bayır'a karşı bir ilgisi var. Furkan'la alakalı hemen bilgi vereyim. Geçen sezon 32 maç ligde forma giydi. 4 gol 6 asist var. Bu sezonda 11 maç ligde, 12, yani toplamda 12 maç olmak üzere, 11 ligde olmak üzere 12 maç forma giydi. Ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Furkan Bayır'ı sonuçta siz altyapınızdan çıkardınız ve siz de yıllardır menemendesiniz. Daha detaylı siz analiz edebilirsiniz. Siz size anlatabilir misiniz? Furkan Bayır'ı yaklaşık biz 4 sene önce profesyonel yaptık. Hatta ikincilikteyken bile cesaretle onu oyuna attık. Yani daha 16-17 yaşlarında bile ikincilikte biz onu oyuna attık. Aslında zor maçlar attığımız zamanlar da oldu. Deplasmanda hiç unutmuyorum, Bodrum deplasmanıydı. Orada girdi oynadı aslan gibi. Eyüp deplasmanıydı, girdi aslan gibi oynadı. Ya zaten onun potansiyeli olduğunu dediğim gibi 4-5 sene önce gördük. Altyapıdan tabii ki takip ettiğimiz oyuncuydu. Ve onun gibi birkaç oyuncu daha vardı. Onlar da şu an mesela, biri de Murat Elkatmış. O da yarın formasını... Evet, o da 19 yaşında. Formasını giyecek, görevini alacak. Belli oyuncular vardı. Furkan tabii ki mevkisel olarak stoper mevkisinde tabii ki bazı özellikleri fazlasıyla taşıyordu altyapıdayken. Görünüyordu, fark yaratıyordu. Ama eksikleri de çoktu. Bunu geçen sene özellikle tamamen takımın içine dahil ettiğimizde neler istediğimizi, onun neler öğrenmesi gerektiğini, özellikle bizim büyük avantajlarımızdan biri, ben daha önce ben stoper oynuyordum. Yardımcım Mehmet Ali Hoca stoper, işte Orhan Terzi stoper. Siz kalecilik de yaptınız ama. Ya benim böyle bir özel bir durumum da oldu. Tabii ki biz 3 hoca stoper oynadık. Bunlar da Furkan için çok büyük avantajdı, bizim stoper olmamız. Furkan'a tabii elimizden geldiği kadar doğru şeyleri öğretmeye çalışıyoruz. Tabii ki eksikleri var. Hala %100 değil. Furkan'a özellikle sert ve darbeli oynamasını öğrettik önce. Çünkü biraz daha yumuşaktı. Çünkü stoper, özellikle benim istediğim stoper, kendi adıma söyleyeyim. Tabii bu dünya futbolunda da böyle. Öncelikle sert darbeli stoperler öncelikli ve topu oyuna iyi sokabilen, iyi kurabilen, biz öncelikle bunların üstünde çoğu zaman durduk. Bunları öğretmeye çalıştık. Top oyuna sürme, timing. Tabii ki daha çok genç, timing hataları oluyor, yer tutma hataları oluyor. Bunu daha çok böyle yani onun hepsine genel anlamda timing hatası diyelim. Onları daha çok askere düşürmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar özel antrenmanlar yaptırıyoruz. Çünkü dedim ya biraz önce 3 hoca, ekibimizdeki 3 hoca stoperdi. Ayrı ayrı ilgileniyoruz hepimiz. Yani bu da Furkan için iyi. Ben Furkan'ın geleceği adına çok umutluyum. Çok, yani beklentilerim çok fazla. Onun da üzerinde özellikle duruyorum. Çünkü neden? Biliyorsun ki ben de Menemen Spor'un altyapısına yetiştim. Böyle şeylerde çok önem veririm, çok değer veririm. Olmasını isterim. Kendi evladımızın, kendi altyapı oyuncularımızın çıkmasını isterim. Bunun için de daha çok önem gösteriyorum. Ve inşallah yani çok daha yukarılarda olacağını, çok uzun süre duracağını zannetmiyorum. Çok kısa zamanda daha yukarılara, iyi takımlara gideceğini tahmin ediyorum. Hocam Ozan Kabak Galatasaray'da 6 ay süre forma giydi. Ozan Kabak'ın tayin hataları çok fazlaydı. Bunlardan mesela penaltı yaptırdığı maçlar da vardı. Ama bir anda transfer oldu. Çünkü nerede ne yapması daha yani ayakları düzgün, topu oyuna sokabilmesi ya da darbeli oyunu, o mücadeleyi gördükten sonra sistemde bir şekilde antrenörler onu geliştirmeye çalışıyorlar zaten. Yani o timing hatalarını bir şekilde yani halledebiliyorlar. Şimdi Galatasaray'la alakalı hocam. Şimdi Galatasaray'da bu Furkan forma bulabilir mi? Bu birinci sorun. Çünkü gelecek sezon 1'de şey var. Yani yerli yabancı sayısı düşecek. Bundan kaynaklı olarak da daha çok yerliye dönüş. Ve biliyorsunuz hani Bursaspor gençlerle bu hafta çok güzel işlemler yaptılar ve gençlerin
ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk ülke futbolunda. Evet. Yani siz Galatasaray'da Furkan başarılı olur mu? Şimdi şöyle bir şey. Tabii ki Furkan'ın orada en büyük avantajı Fatih Terim Hoca olacak. Fatih Hoca olacak. O da gençlere ne kadar önem verdiği, Türk futboluna ne kadar katkı sağladığı ortada, bu tartışılmaz. Tabii ki Furkan'ın şöyle fizik kalitesi buna çok uygun. Yani dediğim gibi eksikleri tabii ki var. Ama Süper Lig için, Galatasaray için belki hemen tabii ki oynamayabilir ama Fatih Hoca'nın elinde daha da iyi olacağını düşünüyorum ve onlar için de zamanla biçilmiş kaptan olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Furkan çok çalışkan ve verdiğini çok çabuk alabilen, çok profesyonelce yaşayan bir kardeşimiz. O yüzden de dediğim gibi Fatih Hoca'nın da eline geçerse ben şöyle tahmin ediyorum. Eğer önümüzdeki yıl Galatasaray Furkan'ı transfer ederse, Furkan görevi aldığı her zaman en iyisini yapacağını inanıyorum. O da yani formayı alırsa da bırakacağını tahmin etmiyorum. O potansiyeli var. Ben buna inanıyorum yani. İnşallah da dediğim çıkar, iyi şeyler olur. Önümüzdeki yıl oraya giderse ben çoğu maçı oynayacağını tahmin ediyorum. Bir de hocam şöyle bir durum var. Yani İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya. Yani bunların hepsinde oynayan şu an için yerli futbolcular var. Türkiye'den gitmiş futbolcular var. Eğer ki Furkan iyi performans sergilerse de zaten ülke olarak bu konuda gözdeyiz. Çok fazla da bekleyeceğini düşünmüyorum. Ben şunu ekleyeyim. Bugün yol gelirken, Eskişehir'den yolda gelirken beni Almanya'dan aradılar Furkan için. Ya Furkan'ın öyle bir durum var yani. Aynen, ciddi söylüyorum. Bu da tesadüf oldu hani bugün için. Almanya'dan işte takip ediyoruz. Hocam sizce potansiyeli nasıl, kendini geliştirir mi? Ben de gerekeni onlara anlattım. Gelirsiniz dedim, canlı da izlersiniz. Zaten bütün takımlar orada, scoutları var. Daha iyi, Almanya şartları falan daha iyidir. Yurt dışı şartları. Ona göre gelip izlersiniz. Potansiyeline bakarsınız. Gerekirse transfer edersiniz de. Yani Almanya'dan da takip edildiğini duydum. Bugün orada şahit oldum. Galatasaray'ın gelip izlediğini biz de duyduk hocam. Araştırdığımızda evet, da yani. Hem Furkan'ın hem de Murat Elkatmış'ın. İkisini beraber izlediler. Yani biz onları duyduk. Hatta Samsun'a da gelmişler diye duydum, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, izlemeye devam ediyorlar. Evet. Bakalım devre arası, belki sezon sonu Furkan'la alakalı raporlar tamamlanıp ya da Fatih Terim'in onayından geçtikten sonra umarız Furkan için en hayırlı sonuç neyse o olur hocam. İnşallah, aynen öyle. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Başka yayınlarda umarız yüz yüze yapma şansınız olur. Ben teşekkür ederim Abdullah. Devre arasında gelirsen bir daha beklerim kampa. Planlıyoruz hocam. Yasaklara bağlı olarak düşüncemizde var. Tamam. Görüşmek üzere hocam. Çok sağ olun. Görüşürüz. İyi yayınlar. Çok sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere.